Gençler günaydın. Bugün soğan çorbası uygulaması yapacağız. Uygulamalardan önce benim dikkat ettiğim konu kılık kıyafet ve bez kontrolü. Şöyle görüyorum ki herkes tedbirli bir şekilde gelmiş. Kılık kıyafet düzgün, boneler takılmış ve temizlik bezleri ve el havlusu hazır halde gelmiş. Şimdi ön hazırlığımızı yapmak üzere tezgahlarımızın başına geçiyoruz. Soğan çorbası için ön hazırlık gerçekleştiriliyor. Ön hazırlık bitti. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz soğan çorbası için. İlk yapmamız gereken bütün soğanların yağlanmasını sağlamak. Az sonra terlemesi için soğanları bekleteceğiz. Soğanların hepsini karıştırdıktan sonra, hepsinin yağlanmasını sağladıktan sonra şimdi ocağın altını kısıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde soğanların terlemesini sağlıyoruz. Soğanları terlemeye bırakmışken kesme tahtalarınızı yıkıyorsunuz, bıçaklarınızı yıkıyorsunuz. Varsa çöpünüzü atıyorsunuz. Evet gençler, 5 dakika soğanların terlemesine müsaade ettik. Şimdi kapağımızı açıp soğanları karamelize etmeye devam ediyoruz. Soğanlar iyice karamelize olduktan sonra 2 çorba kaşığı un ilavesi yapıyoruz. Ve unun kavrulmasını da sağlıyoruz. Un da kavrulduktan sonra çorbanın fondunu ilave edebiliriz. Bu uygulamada biz tavuk fondu kullanıyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı da karabiber ilavesiyle birlikte çorbayı pişirmeye bırakıyoruz. Tuz karabiber ilavesinden sonra 10 dakika çorbanın pişmesine müsaade ettik. Şu an soğan çorbamız hazır kaselere koymak için. Daha sonra garnitürünü de hazırlayıp fırına vereceğiz. Ve üstten kızartma yöntemi dediğimiz greten pişirme yöntemiyle birlikte çorbanın üstten kızarmasını sağlayacağız. Soğan çorbasını kaseye doldururken soğanların dengeli olmasına, yani tane oranının dengeli olmasına dikkat edeceğiz. Ve kaseyi 1/3 oranında doldurmaya özen göstereceğiz. Çünkü üstüne kızarmış ekmeğimiz ve peynirimiz ilave edilecek. Bunu da hesaba katarak çorbamızı kaseye doldurmaya başlıyoruz. Biraz daha yeterli. Evet. Şimdi de çorbanın üzerine kızartmış olduğumuz baget ekmeğini yerleştiriyoruz. Bir dilim daha koyabiliriz. Şimdi üstüne yağlı bir peynir koymamız gerekiyor. Kaşar peyniri olabilir, eski kaşar peyniri olabilir. Çorbanın üstünü kaplayacak şekilde peyniri yerleştiriyoruz. Ve az sonra fırına vererek üstten kızartma yöntemi dediğimiz greten pişirme yöntemiyle çorbanın
üstten kızarmasını sağlayacağız. Çorbalar fırında greten yöntemiyle kızardı. Sunuma hazır.